Merhaba, Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığından Seyfettin Yerlikaya ben. Bugün EBS sisteminde yeni bir evrak oluşturma, yeni bir evrak oluştururken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Doldurulması zorunlu olan alanlar hangileri? Oluşturduğumuz belgeyi şablon olarak kaydetme, dağıtım planı şablonu oluşturma, tarafçı ve imzacı şablonu nasıl oluşturabiliriz? Bunlar hakkında bilgi vereceğim. Yeni bir evrak oluşturmak için sol tarafta bulunan menüler de evrak menüsü adı altında giden evrak, kurum içi giden evrak, ekleye tıklıyoruz. Karşımıza yeni yazı oluşturma ekranı geliyor. Öncelikle burada bir yazı oluşturalım. Ben daha önce yazmış olduğum bir yazıyı kopyalayıp yapıştırıyorum. Yazmış olduğumuz örnek yazıyı alt kısımda bulunan büyütece tıklayarak ön izleme yapabiliriz. Yazı bu şekilde ön izlemesini yapabiliriz. Bunun dışında doldurulması zorunlu olan alanlarımız var. Sağ tarafta kırmızı renkten gösterilen alanların tamamını doldurmamız gerekiyor. Bunları doldurmadığımızda yazıyı gönderdiğimizde hata mesajı alırız. Sağ tarafta öncelikle evrağın gittiği yer kurum içi veya kurum dışıysa kurum dışını seçiyoruz. Gönderilen makamda dağıtım planı şablonunu da oluşturabiliriz aynı şekilde. Burada örnek vermek gerekiyorsa bilgi işlem, sonrasında öğrenci işleri, personel işleri daire başkanlığını seçelim. Bilgi işlemin gereği ne olsun? Öğrenci işleri bilgisine, personel daire başkanının bilgisine olsun. Bu dağıtım planını oluşturduğumuzda bunu birden çok kez kullanmak istersek eğer sürekli bu işlemi tekrarlamamak için bunu şablon olarak kaydedebiliriz. Bunu sol alt kısımda bulunan 3 çizgiye tıklayarak şablon olarak kaydet diyoruz. Burada şablon ismi verildiğinde dağıtım planı örnek yazalım. Örnek. Tamama tıkladığımızda dağıtım planı şablonumuz oluşturuluyor. Peki bu şablonu nasıl kullanabiliriz? Tekrardan aynı şekilde gönderilen makama tıkladığımızda sol alt tarafta 3 çizgiye tıkladığımızda şablonlar kısmında dağıtım planı örnek var. Bunu seçip seçilen şablonu yükle diyoruz. Karşımıza gelecek seçenekte evet'e tıkladığımızda oluşturduğumuz dağıtım planı şablonu görebiliriz karşımızda. Bunu kaydet diyoruz. Dosya kodunu doldurmamız zorunlu. Dosya koduna geldiğimizde arama kriterinde örnek vermek gerekirse posta yazdığımızda posta işlemleri çıkıyor. Bunu tıkladığımızda eklenir. Konu e-posta işlemleri olarak kendinden geliyor. İstersek bunu değiştirebiliriz. Onun dışında paraflayacak kullanıcıları seçebiliriz. Aynı şekilde burada da şablon oluşturabiliriz. Mesela şurada örnek vermek gerekirse 2 kişi seçiyoruz. Buradaki şablonda sağ tarafta bulunan kaydet butonumuz var. Buna tıkladığımızda kullanıcı grubumuza bir isim veriyoruz. Örnek diyelim. Yeni bir kullanıcı grubu oluşturduk bu şekilde. Bundan sonra bu kişilere yazı, bu kişiler üzerine gitmesini istediğimizde şurada örnek diye oluşturduğumuz kullanıcıyı seçtiğimizde karşımıza gelir. Seçilen kullanıcıları kullan deriz. İmzalayacak kullanıcılara geldiğimizde burada da aynı şekilde kişileri seçip buradan kaydedip bunları da sürekli kullanabiliriz kayıt altına alarak. Yazdığımız yazıyı da şablon olarak kaydetmek için sol tarafta bulunan sol alt kısımda 3 çizgiye tıkladığımızda şablon olarak kaydet seçeneğimiz geliyor. Yazı şablonu örnek yazalım. Tamama tıkladığımızda oluşturduğumuz yazı şablon olarak kaydedilmiş oluyor. Bundan sonra bu yazıyı farklı birimlere de göndermek istediğimizde buradan yazıyı karşımıza getirebiliriz. Bunu nasıl getirebiliriz? Çıkıp tekrardan giriş yapalım. Ana sayfaya geldiğimde evrak kısmına geliyorum. Giden evrak, kurum içi giden evrak, ekle. Karşımıza yazı yazma ekranımız geldiğinde sol alt kısımda
şablonumu getirmek istedim de geliyorum. Yazışma şablonu örnek seçeneğini tıkladım. Şablonu yükle diyorum. Ve oluşturduğumuz şablon karşımıza geliyor.